iz bıraktı. Bu amatör sporun her türlü gerçeğini, Kahrını, cefasını. kahrını çeken bir insandı. Allah rahmet eylesin. Özlüyoruz onu. Ailesine sabırlar diliyorum ben. Şimdi süper amatöre de gelecek olursak, DSI Spor olarak bu lige renk katmak istedik biz. Bütün takımlara saygılı olduk. Centilmence mücadele etmeye çalışıyoruz. Tabii bunun içinde de tabii bu yarışın içinde olmayı istiyoruz. Ama buraya nasıl geldik? Bir başlayalım. Biz Sezon buraya başı sezon başı nasıl biz planladınız? Kadro planlaması, hedefler neydi? Evet, şimdi bu takım geçen sene Bütçeniz de kısıtlı, çok tabii fazla. bütçemiz kısıtlı ama biz buraya gelirken şöyle şöyle başa dönecek olursak işte başkanımız Kaya Yıldız bizle bir tanışma toplantısı yaptığında bundan sonra tesis Genel yapılacağı müdür genel yardımcımız değil müdür mi? yardım Devlet Su DSİ İşler. genel müdür Evet. yardımcısı Kaya Yıldız bizlerle tanışmak istediğinde gittik. Bize şunu söyledi. Artık bir tesis kazandıralım. Çok önemli bu. Onunla ilgili çalışmalar yaptıklarını söylediler. Futbol şube sorumlumuz Ayhan Koçbay, genel sekreterimiz Nimetullah Yıldırım, özellikle branş kaptanlarımız Yalçın Şentürk ve Serhat Kara bu takıma çok emek verdiler. Sezon başı bir takım oluşturmaya başladığımızda DSI kültürünü yaşayacak. Daha doğrusu onu Ankara Amatör Spor camiasında temsil edecek bir oyuncu grubu seçmeye çalıştık. Ha, bu da gösteriyor ki doğru tercihler yapmış. Abilerle gençleri Kaynaştırdınız. kaynaştırdık. Onlara bir aile ortamı yarattık DSI Spor Kulübü olarak. Ve o şekilde de şu anda başarılı bir şekilde Sincan Belediyespor'un arkasından bu yarışı devam ettiriyoruz. İki takım da namağlup gidiyor. Tabii burada ikinci devre zor geçecek. Çalışmalarımıza devam ettiriyoruz. İnşallah mutlu sona biz ulaşacağız diyoruz. Sincan'ı bırakmayacağız. Sincan'ı da olduğu yerde de rahat ettirmemeye çalışacağız yani. Ama Evet bunu hocam. centilmenlik içinde yapacağız ama yarışı da bırakmayacağız. Evet.